Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, bu hafta önemli gezegenlerimizin burç değişimleri günlük hayatımızda da biraz enerji değişimleri ortaya çıkarmaya başlayacak. Hafta boyunca ay artık son dördün fazında önce Başak burcunda, ardından Terazi ve Akrep burçlarında olacak. Pazartesi günü Ay Başak burcunda biraz daha titiziz, biraz daha günlük hayatımızdaki konularla ilgileniyoruz ki özellikle hesap işleri, muhasebe işleri, ödemeler, faturalar, kredi, banka işleri belki e, öne çıkabilir. Para konularına daha fazla duygusal olarak odaklanmanız mümkün görünüyor. Salıdan itibaren Ay Terazi'de. Salı ve çarşamba daha rahatız, daha iyimseriz. E, daha fazla haber trafiğinin, bilgi paylaşımının öne çıktığı e, günler bunlar. Cuma ve cumart, özellikle Perşembeden itibaren Cumartesi öğle saatlerine kadarsa sorumluluklarınız daha çok sizi yoracak gibi görünüyor. İş ve mesleki alanda görevleriniz ön planda ev ortamında da aile ile ilgili yine görevlerinize sorumluluklarınıza odaklandığınızı görebiliriz. Bu hafta iki gezegen Mars ve Merkür Burç değiştirecekler. Mars uzun süredir yaklaşık 6 aydır bulunduğu koç burcundan artık ayrılıyor ve boğa burcuna geçiyor. 4 Mart'a kadar Mars boğa burcunda olacak. Sizin için önemli bir geçiş çünkü sizin gibi sabit bir burç boğa ve sizin haritanızın da dördüncü alanında hareket edecek iki ay e, Mars'ın bulunduğu yerde enerji harcarız. E, burada zaman zaman mücadeleler içerisinde de oluruz. Özellikle demek ki enerjinizi bu dönemde daha çok özel hayatınıza Evinize, yuvanıza, ailenize odakladığınızı görüyoruz. Evde belki çalışıyorsunuz. Evde bir çalışma ortamı olabilir. Evde daha fazla meşgulsünüz. Aileyle ilgili uğraşmanız gereken işler olabilir, sorumluluklar. Ya da evde bazı düzenlemeler içerisindesiniz. E, bu taşınma ile ilgili bir konu da olabilir örneğin. Bunlara daha fazla enerji harcıyoruz. Ama zaman zaman Mars burada bizi zorlayabilir. Lütfen aile içi ilişkilere dikkat edelim. Agresyona, strese dikkat edelim. Evde oluşabilecek böyle kazalar olabilir, sakarlıklar olabilir. Bunlara dikkat edelim. Özellikle e, Ocak ayının ikinci yarısı ve Şubat ayında e, bu etkilerin biraz daha ön planda olduğunu görebiliriz. Çünkü burcunuzdaki Satürn ve Jüpiter'in Mars'ta da güçlü açıları olacak bu dönemde. Enerjinizi arttıracak bu süreç ama biraz stres de yaratabilir tabii ki. Bu hafta 8 Ocak itibariyle iletişim gezegenimiz Merkür burcunuza geliyor. Bu güzel haber. Merkür burcunuzdayken tabii ki daha yaratıcı olacaksınız. Daha hızlı düşüneceksiniz. Daha çok şey öğreneceksiniz hayatınızda. Ee, ve biraz daha hızlanacaksınız günlük hayatınızın temposunda. Ee, bu yılın ilk gerilemesini de Merkür kova burcunda yapacak. 29 Ocak'ta başlayacak gerileme hareketi. Bu döneme kadar planlarınızı, programlarınızı, işlerinizi lütfen biraz öne alın. Hızlı bir şekilde bunları toparlamaya çalışın. Eğitim alanında şanslı ve verimli bir dönemdesiniz. Ticari konularda Merkür sizi destekliyor. E, belki seyahatler gündeme gelebilir. Her türlü teknoloji ile ilgili konuda, internet üzerinde yapılacak, bilişim sektörlerinde yapılacak her türlü faaliyette yine aktif bir dönemdesiniz. Bazı alışverişleriniz de olabilir. İletişimle ilgili alanlarda özellikle. 29 Ocak'a kadar verilecek kararları verip, anlaşmaları yapıp, alışverişleri yapmak, yapmakta fayda var. 29 Ocak ile 20 Şubat arasında Merkür gerileyecek. Bu dönem biliyorsunuz ki biraz bizi günlük hayatımızda yavaşlatır. Biraz yani yeniliklerden ziyade geçmiş konuları daha fazla gündeme getirir. O yüzden bu Merkür'ün ilerleme dönemini 29 Ocak'a kadar iyi değerlendirmeye çalışalım sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.